kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz doğru namaz değildir. Namaz kılıyorsun ama küfrü bırakamadın. Namazında eksik var. Namaz kılıyorsun, içki içmeyi bırakamıyorsun. Namazında sorun var. Namazını düzelt. Ya tadil erkanı yapmıyorsun, ya abdestin düzgün değil. Ya niyetinde riya var, birisine gösteriş yapıyorsun. Bir şeyin ters. Düzelt. Namazını düzeltirsen seni içkiden, kumardan ve fuhşiyattan korur. Bu görünüşte namazdır. Bununla beraber doğrusunu yapıncaya kadar görünüşü yapmayı elden bırakmamalıdır. Büyüklerimiz bir şeyin hepsi yapılamazsa hepsini de elden kaçırmamalıdır buyurdular. Şimdi namaz kılıyorsun ama günahlardan da sakınamıyorsun. Günah işlemeye, küfretmeye falan devam ediyorsun. Bazıları da yanına gelir. Bunlar şeytanın askerleri. Ve şöyle derler. Ya kardeşim sen hem namaz kılıyorsun hem gıybet yapıyorsun. Bırak o namazı ya, ayıp. Hangi yüzle Allah'ın huzuruna gidiyorsun? Bu rezil adam hem namaz kılmaz, hem gıybet yapar, hem de seni namazdan alıkoymaya çalışır. Sen hem namaz kılıyorsun, gıybet yapıyorsun ya, bu kendisi gibi yapmaya çalışıyor seni. Hayır. Böyle dememeli. Böyle demeyeceksin. Sen eksik bile yapsan, günah bile işlesen namazını kılmaya devam edeceksin, namazını düzgün yapmaya çalışacaksın. Böyle demen lazım. Ama bu şeytan askerleri tam aksine insanları ibadetten, namazdan ve oruçtan alıkoymaya çalışıyorlar. Ramazan'da duymuyor musunuz siz? Kardeş sen 5 vakit namaz kılıyor musun? Hayır. O zaman oruç tutma. Orucun kabul olmaz. Bu fetvaları duymuyor musunuz? Cahil Müslümanlardan, özellikle ihtiyar Müslümanlar, hiçbir kitap okumamış, hiçbir vaazda bulunmayan ihtiyar Müslümanlar. Bütün ilmi bilgisi cuma vaazlarındaki 3 dakika. Cumaya 3 dakika kala hocaların vaazına giderler. 3 dakika. Oradan bir şeyler dinlerler. Konuyu da yarıdan dinledikleri için doğru bilgiyi elde edemezler. Kalan yarıyı anlatırlar. Ve insanları doğru yoldan saptırırlar. Cahil Müslümanlar. Ve derler ki senin namazın yok. Orucun kabul olmaz. Boşuna oruç tutuyorsun. Allah Allah. Allah Teala Hazretleri bütün ibadetlerimizi ayrı ayrı değerlendirecek. Kardeşler. Zekat veriyor musun? Veriyorsun. Ama oruç tutmuyorsun. Ama namaz kılmıyorsun. Zekattan kurtuldun. Allah zekatının hesabını sana sormayacak. Sevaplarını yazacak. Oruç ve namazın hesabını soracak. Şimdi üç ayrı mükellefiyetimden ikisini yerine getirmedim, birini yerine getirdim. Diğer adamsa birini yerine getirmediği için diğer ikisini de yapmadı, üçünü de yerine getirmedi. Hangisi daha karlı? Tamamını yapmayan tamamen zararda. Ben en azından bir tane mükellefiyetimi yerine getirdim. Dinde ya hep ya hiç yoktur. Dinde zararın neresinden dönersen kârdır. Düsturu vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Ne kadarını kurtarabilirsen, ne kadarını yapabilirsen. Azıyla amel edersen Allah sana çoğunu nasip eder. Düsturumuz bu olması lazım kardeşler. Sonsuz ihsan sahibi olan Rabbimiz görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Sen namazını falan eksik yapsan bile Allah'ımız sonsuz ihsan sahibidir. O görünüşü hakiki namaz olarak da kabul edebilir. Bu kulum evet namazda eksikti, tadili erkanı da yapamadı ama cemaatle namaz kılmaya hiç ara vermedi. Cemaatin kıldığı namaz hürmetine bu kulumun namazlarını da kabul ettim diyebilir mi? Sonsuz ihsan sahibi diyebilir. Namazdaki kusurlarımızı affedebilir mi? Edebilir. Namazı icat eden o, yaratan o. Bazı kusurlarımız olduğu zaman affedebilen de o. Başka kimse bunu yapamaz. O yapar. Dolayısıyla eksik bile yapsan bütün ibadetleri yerine getirmek için hamle yapacaksın. Ve gerisini Allah'a bırakacaksın. Namazları cemaat ile ve huşu ve hudu ile kılmalıdır. Huşu, Allah karşısında namaza durduğunda korku. Kimin huzurunda durduğunu hissetme ve korkma. Buna huşu denir. Hudu nedir? Haddini bilme. İlah sen değilsin. Yaratıcı sen değilsin. Bu dünyada hiçbir şey sen yapmadın, yaratmadın. Yaratan Allah Teala'dır. Onun karşısında haddini bileceksin. Buna da hudu denir. Namazda bu ikisi bizde olmalı. Bunu cem etmeliyiz. Çünkü insanı dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak namazdır. Mü'minun suresi başındaki ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyurdu. Müminler her halde kurtulacaklardır. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Müminler muhakkak kurtulurlar. Ayetin başı böyle diyor. Ama müminlerin özelliklerinden bir tanesini sayarken Allah şöyle diyor. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Onlar namaz kılarlar demiyor.
huşu ile kılarlar diyor. Burada namazımızın yanına bir şey monte ediyor. Namaza duracağın zaman Allah'ın haşyetinden eriyeceksin, korkacaksın, titriyeceksin. Kabul eder mi? Allah'ım namazımı kabul buyurur mu? Günahlarımla beraber ona geldim. Üstündeki bu günah yükünü döker mi? Bunu diyerek namaza duracaksın. Acaba namazımın sonuna gitmeme izin verir mi? Bitirememe ihtimalimiz de var. Namaz içinde ölen bir sürü insan var. Bu konuda bir sürü video gördüm internette. Adam ikinci rekattayken secdeye kapanıyor, kalkamıyor. Secdedeyken canını veriyor. Allah bize öyle ölüm nasip etsin kardeşlerim. Amin. Amin. Bu şekilde korkmak gerekiyor Allah Teala'dan.